Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda biraz sohbet, muhabbet olacak. Biraz kimyanın son durumu hakkında konuşacağız. Ben buraya bir takas yapmaya gelmiştim. Onu da bir yandan yapayım. Bunlardan ne alıyorduk bakalım. Krom, hafıza, dönüşüm kitabı işe yaramaz. Hafıza mı, krom mu alalım? FS'yi de 20 verebiliyormuş. Ben bundan hafızalık geçeceğim ya. Yani. Çok da bir avantajı yok zaten. Bundan neymiş? Ya bunları da alalım, yapalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir muhabbetten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Orada atımız giderken şunu da takaslamaya götürelim. Biliyorsunuz oyunun son güncellemesiyle birlikte bir kimya değişimi oldu. Bir kimya güncellemesi oldu. Bu kimya güncellemesinde artık bayağı da hafıza vermiş bu arada. Neyse. Kimya güncellemesinde artık daha kolay iksir üretme durumuna gelmiş olduk. Bu konuyla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum açıkçası. Şimdi abi, bundan önce neydi? Biz gidiyorduk, öz topluyorduk, yağ yapıyorduk, ot topluyorduk da meyve kazanıyorduk, ondan yağ yapıyorduk. Artık yapma derecemize göre meyveyi yağ olarak satıyorduk, özleri ufak iksirlere dönüştürüp satıyorduk veya büyük iksirlere yağlarla beraber dönüştürüyorduk. Şimdi oyunda kimya ile alakalı belli başlı şeyler değişti. Nasıl değişti abi? Eskiden bir saatte gidip öz toplamaya kalktığınız zaman Agris açılmış bir şekilde 2000 masterize toplama yaptığınız zaman alacağınız öz ortalama olarak söylüyorum slotuna göre değişir. 16.000, 15.000, 17.000, 14.000 bu aralıkta değişiyordu. Son güncelleme ile birlikte ağaçlardan toplanan öz oranları tabii ki çok değişti. Bayağı değişti artık. Şu an gidip bir saatte şu anki halihazırdaki etkinliklerle birlikte bir saatte topladığımız öz miktarı 32 bin, 33 bin, 30 bin civarı bir öz var. Yani bu ne anlama geliyor? Biz artık kimyada iksir yaparken özleri daha kolay elde ettiğimiz için daha çok iksir yapacağız. Bu anlama geliyor. Tabi bunun belli avantajları var, belli dezavantajları da var. Çünkü daha fazla arz olacak. Fiyat düşümü olabilir. Hani bu zaman gösterecek bize. Çünkü daha kimya yeni güncellendiği için şu an kimya harp bir durumda. Yani herkes kimyaya bayağı bir yönelmiş durumda. Zaten oyundaki birçok oyuncu kimya yapmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü iksir rotasyonuyla dönülen slotlar olsun, iksir rotasyonuyla PvP yapma durumu olsun. Burada duralım. Köprü yüklenmeden geçince altına düşüyorum. Heh. Droplar olsun, hani birçok şey değiştiği için şu an zaman gösterecek bize kimyanın para durumunu biraz daha net oturduğu zaman. Peki neler değişti başka? Behir'de ot toplama elde ettiğimiz meyve oranları tabii ki değişti. Bayağı bir değişti. Behir'de artık gidip ot topladığımızda çok daha fazla meyve alıyoruz. Zaten Behir'e gidip toplama yapmaya kalkarsanız göreceksiniz ki Behir ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Bu videonun kartlarına da Behir'den para kazanma rehberini koyacağım. Eğer kimyaya çok yabancı bir kişiysen şu an izleyen kişi, Behir'den para kazanma rehberine tıkla. Orada ot toplayıp yağ yapıp para kazanacağın bir yöntem gösteriyorum. Çok da güzel kazancı var. Onu da life'a başlangıç olarak yapabilirsin. Bunun yanında şunu da ifade etmek istiyorum. Sadece meyve drop'u değil, işte meyve drop'u değişti, öz drop'u değişti, Afaro eklendi ağaçlara artık. Ağaçtan öz toplaması yapınca bize Afaro çıkıyor ve onu kestiğimiz zaman 1000 civarı öz veriyor bize. Hangi ağacıdan çıktıysa o ağacın özünü veriyor. Bu da değişti. Makarna mantarı geldi. Makarna mantarı artık tespit iksirinin yapımındaki makarna mantarını daha kolay elde edebileceğimiz bir yöntem geldi. Makarna mantarı noktasındaki mantar değişimini de ben beğendim. Neden beğendim? Şunu yapmışlar oyunda. Şimdi tespit iksirini yaparken bunu da bilen arkadaşlar şu an daha net anlayacaktır. Tespit iksirini yaparken makarna mantarını sadece toplayabiliyorduk. Topladığımız makarna mantarı slotu çok zor bir slottu. Toplanmaya, yani insanı çok yoruyordu. Bu artık değiştirmişler. Makarna mantarını kimyayı yoğun bir şekilde yapan insanların daha kolay üretebileceği bir hale getirmişler. Yani ben kardeşim kimyayı yapıyorum diyorsan ancak makarna mantarını kasabiliyorsun. Çünkü kimyanın yan drop'u olarak geliyor. 2000 masterize kimya yapan bir adamla 1000 masterize kimya yapan bir adam aynı makarna mantarını kasmayacağı anlamına geliyor. Hani burada demişler ki yapacaksan bu işi doğru yapacaksın getirmişler. Kimya bence çok bufflanmış, güzel olmuş. Belli başlı iksirlerin fiyatları ikiye katlanmış. Bu çok çok daha güzel olmuş. Tespit iksiri, çılgınlık iksiri gibi iksirlerin fiyatları da ikiye katlanmış. Şunu da takaslayalım ben.
Şimdi bundan ne alabiliyormuşuz? Bir tane Manos aksesuarı alalım. Küpe alalım. Küpü, çünkü ben genelde küpe üretiyorum. Bir tane Manos aksesuarı alalım, koyalım cebimize. Ha, şuradan git bakayım. Heh. Küpe alacaktım. Yani fiyatları daha yüksek olabilir ama gerçek küpe de çok değerli ya. Manos aksesuarlar çok değerli bildiğiniz gibi artık. Bunun yanında ne alalım? Giovine alalım tabii ki. Giovine affetmeyelim. 10 tane istiyor zaten. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şurada ne varmış? Takasta ne varmış? Katkı puanı kasabiliyormuşuz. Bir de 300 kron da alalım. 300 kron da fena değil. Şunu da aldıktan sonra elimizde kalan bütün şeyleri, şuradan katkı puanı ve takasını yapalım. Çok büyük bir şey vermemiştir ama verdiği de bizim için kârdır. Şöyle envanterde dursun bunlar da. Nerede kalmıştık? En son konuşuyorduk makarna mantarı ile tespit iksiri yapımını konuşuyorduk. Tamam, iksiri yapımını gerçekten kolaylaştırmışlar. Ama dediğim gibi bunu daha çok ana mesleği olarak gören insanlar için kolaylaştırmışlar. Aslında life skill konusunda bildiğiniz gibi bazı life skill'ler ana meslek olarak yapılmaz. Mesela ana mesleği ne, ana mesleğin olmaz senin? Sen işlemeyi ana mesleğin olarak yapamazsın. Birçok life skill'in yardımcı life skill olarak geçiyor çünkü işlemi. İşlemeyi ana life skill olarak yapamazsın. Oyunda böyle bir opsiyon yok. Zarar ediyorsun, yani para kazanmıyorsun. Sen ama kimya yapacaksındır, işleme yaparsın. İşte bunun gibi kimyayı da ana meslek yapmışlar açık konuşmak gerekirse. Şu an kimyayı hakkıyla yapan ancak para kazanır. Neden? Bakın şöyle bir örnek göstereyim size. Şimdi bakın, ele geçirilmiş cinnet üretiyorum ben mesela. Satılıyor bu. Çünkü bu çok giden bir iksir. Yani rotasyon dönmeyen arkadaşlar ne dönecek slotta? Ele geçirilmiş cinnet basacak yani. Bundan başka bir çıkar yolu yok. Bundan güzel bir öz iksiri yok. Tabii dev öz iksiri de basabilirler. Arşada dönen adam slota gücü yetiyorsa, canavar iksirine gerek yoksa cinnet iksirine dev basar. Biri gel PK attı mı da dev basılı bir şekilde karşılık verir. Ama şurada görmenizi istediğim muhabbet şu, mesela savunma iksiri. 107K'dan satışa koymuşum ben. Çok yakın zamanda koydum 107K'dan şuradan. Bakın önüme 30K daha savunma iksiri koymuşlar. Çünkü şöyle bir durum var artık. Eskiden saatte 16.000 tane diş budak özü topluyorken şu an biz saatte 32.000 tane diş budak özü topluyoruz. İster istemez savunma iksirinin fiyatı düşüyor. Yani ister istemez düşüyor. Çünkü oyundaki talep artmadı. Arz arttı. Daha çok arz ediyoruz. Ama talep hala aynı. Yani hatta talep düşmüş bile olabilir. Neden? Çünkü artık arz etmek kolay olduğu için talep eden kişiler kendi taleplerini kendi karşılama noktasına geçmeye başladılar. O yüzden kimyadaki ürettiğimiz iksirleri satılmama durumu var bakın. Burada duruyor, satılmıyorlar. Şok iksiri mesela. Ben 114K'dan koymuşum. 114K'nın fiyatı kaybolmuş. O kadar yukarıda kalmış ki. Şimdi 95K'larda şok iksirinin de fiyatı. Çünkü artık iksir üretimi kolay. Daha kolay olması fiyatları tabii ki düşürüyor. Hani ben şunu da söyleyebilirim. Şok iksiri 104K edecek bir iksir mi? Bence değil. Şok iksiri çok kolay üretilen bir iksir. Zaten fiyatının düşmesi de çok normal. Çünkü abi şok iksirinin istediği bizden ana malzeme ne? 7 tane sedir bitkiydi. Ben saatte 32.000 tane topluyorum. Yani 4, 4, 13, 12, 15 bin tane üretebilirim. Saatte 15 bin tane şok iksiri de 1,5 beye para yapıyor. Saatte 1,5 beyi şok iksirinden kasıyorsam niye gideyim akman döneyim? Değil mi? Şimdi böyle bir mantık doğuyor. Bu mantığı da anlayan adam şok iksire basıyor sürekli. Şok iksirinin fiyatı da düşüyor. Doğal olanı bu işin. Mantık yani. Arz talep. Bundan çok anlaşılmayacak bir yan yok bunda. Arz arttı. Talep aynı. Fiyat düşer. Bunun dışında hani bu yeni güncellemede gelen merkez pazar iksir fiyatları ikiye katlanma durumu. O da şöyle. Şimdi yeni güncellemede gelmiş merkez pazarın ikiye katlanma durumu. Şunu ata binelim. Ata dursun şöyle. Enerji dolsun diye bekliyorum bu arada. Merkez pazardaki fiyatlar nerede işe yaradı? Mesela şurada işe yaradı. Nedir? Tespit iksiri abi. Tespit iksirinin eski fiyatından satılacak bir iksir değildi. Şu fiyattı, 800 kaydı. Bakın bu ikiye katlanması burada işe yaradı. Çünkü tespit iksiri çok zor üretilen bir iksir. 1,8 M olması gayet güzel bence şu an. Bende varmış mesela biraz. Yok, parayla alıyormuşum, satın almaymış. Bu neyse. Var zaten de biliyorum var olduğunu. İşte burada işe yaradı. Bu iksir zaten zor üretiliyordu. Bu iksirin fiyatı zaten bu değildi. Fiyatların yükselmesi işimize yaradı. Mesela oyundaki çok kişi bilmiyor şu an. Özür dilerim. Kapras taşının fiyatı nedir abi? 2M.
Kapras taşının max fiyatı 2M mi? Hayır, kapras taşının max fiyatı 3M'di. Bir güncellemede 5M oldu. Ama kimse bilmiyor bile. Neden? Çünkü 5M edecek bir ürün şu an için değil. Ama yarın bir gün 5M eder mi diye soracak olursanız bana, bence eder. Neden eder? İşte biliyoruz ki oyundaki ölen tanrı zırhlarımız var. Bunlara kapras basacağını tahmin etmek zor değil yani. Ne zaman? Eli kulağındadır bence, yakında gelir. Çünkü kapras taşının fiyatı düşmeye başladı. Toplama yapıyoruz. Sürekli düşecek bunun. Artık kullanım alanı azalmaya başladı. Oyuna gelen yeni oyuncular da şunu hesaplıyor. Kapras belli bir fiyatta değilse zırhı pazardan almak daha mantıklı. O yüzden adamlar da tabii ki pazardan alıyor. Kapras fiyatı düşmekte devam ediyor. Düşmeye devam ediyor. Benim burada size bu yeni gelen kimya güncellemesi ile alakalı söylemek isteyeceğim şey şu. Zaten birçok arkadaşıma da ifade ediyorum. Kimya ana meslek olarak yapılabilecek bir meslek. Yan meslek olarak yaparsanız ezik iksir yaparsınız. Ezik iksirden dediğim iksirler de satmakta zorlanacağınız iksirler olur. Mesela nedir? Yaşam iksiri. Yaşam iksirini üretmek bedava kadar kolay. Aşırı kolay bir iksirdir ama 55K olduğu için fiyatı 10.000 tanesi 550 ampara yapıyor ve bunu full AFK olarak üretiyorsunuz. Saatte 550 ampara iyi mi? Çok iyi. Mavilerini vergi sayıyorum bu arada ama bakın kolay olduğu için pazarda hep var yani. Bir ara fiyatları 20K'lara düşmüş. Yani burada kimya yapacak olan arkadaşlara söylemek istediğim şey şu. Kimya yapıyorsanız değerli iksirleri yapmaya çalışmak sizin emeklerinizin boşa gitmemesi noktasında daha faydalı olacaktır. Benim zaten en büyük önerim her zaman Verdure iksiridir. Çünkü Verdure iksiri oyundaki birçok kişinin mecburen kullanmak zorunda olduğu bir iksir. Avcılık yapıyorsan Verdure basacaksın. Kimya yapıyorsan Verdure basacaksın. Toplama yapıyorsan Verdure basmayabilirsin ama birçoklar fikirde Verdure yani şeydir. Bu işin peynir ekmeğidir. Bunu üretebilirsiniz. Bunun satılmaması gibi bir durum söz konusu değil. Mutlaka satılır. Şu an kimya hype olduğu için pazarda çok var. Yakında bunun fiyatı da belli bir standartta, belli bir sabite oturur ve kolay üretilen bir iksirdir. Herhangi bir iz istemez. Sadece öz toplayarak üretiliyor. Ki oyundaki öz toplama durumu bufflandığı için Verdure üretmek çok 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 faydalı oluyor sizlere. Ben burada şunu da ifade edeyim. Discord'a geçeyim. Discord'dan göstereyim. Bir arkadaşım şimdi cevap da vereceğim ona. Discord'da bizim Excel çalışma tabloları olarak bildiğimiz bir tablo var şurada. Bir odamız var. Bakın buraya girdiğiniz zaman ben buradan iksirlerin mesela şunları örnek olarak gösterelim. İksirlerin üretimlerini kolaylaştıracak bir Excel tabloları oluşturuyorum. Mesela nedir? Şu an açılan ekrandan göstereceğim size. Burada merkez pazar fiyatları var. Onları öylesine hani burada güncelleme hesaplaması için koymuştum. Mesela Verdure. Ben bunu oyunun Discord kanalına attım. Nedir abi Verdure? Bakın. Bir de Verdure'de çabukluk, zaman ve işçi iksiri lazım değil mi? Tamam, iyi hoş. Peki biz buradaki bütün malzemeleri nasıl toplayacağız? Kafa karışıyor burada. Ama bakın ben buna görev görev yazdım. Şurada 12 tane görev var. Bu 12 tane görevi sanki oyunda bir görev yapıyormuşçasına yaparsanız siz toplamda 3900 adet Verdure iksiri üretmiş olacaksınız. Zaten buraya da gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Şu an sen izleyen kişi kimeye başlayacağım ve hani para kazanmak istiyorum diyorsan açarsın bu Excel tablosunu. Discord kanalımızda koyduk, görürsün oradan. Buradan görevleri yaparsın. Burada mesela ne de diş bırak toplayacaksın ya. Bakın burada YouTube linki var. Şu an benim kanalımın linki bu. Buraya girersin abi. Diş bırak rotasyonunu görürsün, toplarsın. Burada YouTube linklerimle de bunları gayet kolaylaştırdım yani. Bunun gibi bir sürü Excel çalışması yapıyorum. Buraya atıyorum işte öz iksirleri, PvP rotasyon iksirlerinde de yapmıştım aynısını. Onu da şöyle açayım hemen. Bu da PvP rotasyon iksirinde yaptım. Burada da görevlerimiz var. Giriyorsun, bu görevleri yapıyorsun. YouTube linkleri de var karşısında. Yaptığında sen buradaki bütün görevleri tamamladığında iksirlerimiz buradaki PvP için gerekli olan rotasyon iksirlerinin tamamını yapmış oluyorsun. Bunları tabi ara ara güncellemek durumunda kalıyorum. Çünkü belli başlı değişiklikler oluyor. Bu şekilde başlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bunun yanında da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kimya bence gayet eğlenceli olmuş. Çünkü artık daha kolay iksir üretebiliyoruz. Kolay iksir üretmekte bizim daha çeşitli iksir üretmemize olarak tanıyor. Elim öyle bir alışmış ki abi, gördünüz mü? Ağacı gördüğüm gibi emcuklamaya başladım. El alışmış abi, artık dayanamıyorum. Buraya da işte toplama yapmaya geldim. Enerjiyi boşaltacağım. Bunları da takaslamış bulundum size görmüşken. Hani en azından ne işe yaradığını görün, neyle takaslanacağını görün diye biraz yaptım. Bunun dışında farklı söyleyeceğim bir şey kalmadı. Kimya daha da ana bir meslek olmuş. Daha da keyifli bir meslek olmuş. Umarım yakın zamanda teslimatlara da el atarlar. Teslimatlardan para kazanamıyoruz. Çünkü hatta zarar ediyoruz ama mecbur teslimatları da yapmak zorundayız. Zaten ilgili olan arkadaşlarımız anlayacaktır teslimatı neyi yaptığımızı.
sandık, pardon, teslimat yaptığımızda nişandan da tezgah alıyoruz veya is kutusu alıyoruz. Bunun dışında farklı söyleyeceğim bir şey kalmadı. Kimya gayet eğlenceli. Destek almak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız klanımıza davetlisiniz. Birçok farklı arkadaşımız var. Geliyorlar. Akşamları Discord'da sohbet, muhabbet. Ne yapalım, ne edelim, ne yapmayalım, ne yapmayalım. Gülmece, eğlence işte takılıyoruz. Birçok farklı ders yapıyoruz. Ben kimya yapıyorum. Klanımıza takas yapan arkadaşlarımız var. İşte avcılık yapan arkadaşlarımız var. Özellikle Furkan çok fena avcılık yapıyor. İşte aşçılık yapan arkadaşlarımız var. Uzun yıllardır bir sürü lifestyle yapmış abilerimiz var diyeyim. Hepsi bize tabii bir açıdan destek oluyor. Biz de onlara destek oluyoruz. Siz de gelirseniz biz de size destek oluruz. Bazen cevap veremiyorum mesajları. Gördüğünüz gibi videodayım. Arkadaş mesaj attığı için ona biraz geç cevap vermiş olacağım. Ama vereceğim tabii ki cevap. Veriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sorunuz olursa da bana yazmaktan çekinmeyin. Sakın rahatsız ediyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Ben zaten yani insanlara rehber olmaya çalışıyorum kendi bilgim dahilinde. Olabildiğince bildiğim kadar yapıyorum. Yanlışlarım elbet tabi oluyor. Bu yanlışları bana güzel bir dille açıkladığınız zaman ben de size tatlı cevaplar veriyorum. Kötü bir dille açıkladığınız zaman da yine tatlı cevaplar vereceğim. Veririm, sıkıntı yok. Ama yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Keyifli oyunlar. Bay bay.